yaklaşık 2 yıl boyunca kendim bizzat bu noktalardan belirlediğimiz bu fay zonu içerisinde bulunan gördüğümüz, tespit ettiğimiz kaynaklardan, özellikle sıcak su kaynaklarından her ay bazen de 15 günde bir saatlerce gelip bu kaynaklarda hem fiziksel hem kimyasal su parametrelerini ölçmeye çalıştık. Bu değerlendirmelerimiz sonucunda Hakkari bölgesindeki özellikle Yüksekova, Şemdinli fay zonunun etkisi altında kalan ve bu fay zonunu açısal olarak kesen kısmi tali fayların olduğu bu noktalarda açığa çıkan kaynaklardaki yaptığımız ölçümler sonucunda buraların aktivitesinin devam ettiğini, bu konuda daha ayrıntılı hem jeokimyasal açıdan hem jeofiziksel açıdan hem sondaj çalışmaları açısından bu noktalar ve çevresinde daha detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini burada söylemek durumundayım. Zaten yapılan çalışmalarda bölgenin paleosismik açıdan ya da sismolojik açıdan bir sismik boşluk oluşturduğu bilinmekte. Bu sismik boşluğun oluşmasının uzun yıllardan beri artık enerjinin birikerek bölgeyi daha sıkıntılı bir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Kahramanmaraş ve Antakya depremlerinde olduğu gibi yaklaşık bir yıl, 1,5 yıl önceden bir takım böyle 2, 3, 4 gibi çeşitli büyüklükte depremler sürekli kaydedildi. Ve aslında bu kaydedilen depremler gelecek olan depremlerin bir öncüsü gibi değerlendirilebilir. Hakkari ve çevresinde de son yıllarda özellikle 2011, 2020 yıllarında bölgede ve çevresinde meydana gelen depremler 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde, hatta en yakın zamanda 31 Aralık'ta Yüksekova'da meydana gelen 4.5-4.6 büyüklüğündeki deprem bile, bunlar ilerleyen süreçteki oluşabilecek büyük depremlerin öncüsü olabilir. Çünkü bölge 500 yıldan beri yaklaşık çok ciddi anlamda tehlike geçirmemiş. Ve burada bir enerji birikimi söz konusu olmuş. Dolayısıyla en son 1930'lu yıllarda meydana gelen bu deprem, Salmas'ta meydana gelen deprem bölgeyi ciddi anlamda etkilemiş. 2000 üzerinde insan ölmüş, 3000 üzerinde yapılar yıkılmış. Dolayısıyla bölge ciddi anlamda bunları değerlendirerek artık bu 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğündeki depremler ben yavaş yavaş geliyorum diye sanki haber ediyor gibi düşünüyorum. Zaman zaman su parametreleri ve gaz parametrelerini ölçtüğümüzde ani inişler ve çıkışların olduğunu gözlemledik. Ki bu ani inişler ve çıkışların olmasının, değişkenliğin nedeninin de bölgede yakın civarlarda mikro ölçekte depremlerin olabileceğini ya da olduğunu o anda bize bu konuda bilgi verebilir. Yani bu değişiklikler o mikro depremlerin etkisiyle meydana gelmiş olabilir. Fay zonlarında bu tür ani değişimlerin olması bölgenin kısmi olarak bir hareketlilik içerisinde olduğunun da habercisidir. Geçtiğimiz o süreç içerisinde bir anda bir gün yaptığımız ölçüm esnasında çok 2-3 saatlik zaman dilimi içerisinde çok ani değerlerde ani inişler ve çıkışlar oldu. O zaman yanımdaki arkadaşa dedim ki ya dedim bu ani iniş ve çıkışlar hayra alamet değil, mutlaka bir şeyler olacak dedim. Yaklaşık 11 saat sonra bölgede 3.1 büyüklüğünde bir depremin olduğunu kayıtlardan öğrendik.